Evet, Karadeniz bölgemizde çok önemli bir geçim kaynağımız olan fındıktan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık bir hafta sonra fındık hasatı başlayacak, toplamaya başlanacak ama hala maalesef ne rekolte tahmini var ne de fındıkla ilgili bir fiyatla ilgili bir açıklama var. Karadeniz üreticisi, fındık üreticisi tamamen kaderine terk edilmiş ve hasata başlayacağı bu günlerde maalesef bahçeye girmekte artık tereddüt halindedir. Halbuki 8 milyon insanı ilgilendiren, 500 bin insanın direkt geçimini sağlayan bir üründen bahsediyoruz. Bu ülkeye 3,5 milyar dolar döviz kazandıran ve bu ülkede 70 sente muhtaç olduğu günlerde dahi önemli bir ihraç geliri olan bir üründen bahsediyoruz. Karadeniz insanı, fındık üreticisi ne yaptı bu hükümete? Ne yaptı da bu hükümet fındık üreticisini cezalandırıyor? Bakıldığında sahilden en fazla oyu hükümet alıyor, AKP alıyor. Ama fındık üreticisi vefa gösteriyor ama hükümet fındık üreticisine vefa göstermiyor. Şu anda... Açalım, tamamlayalım lütfen. Buyurun. Fındık üreticisinin alacağı yevmiye belli değil. Yani fındık toplayan işçinin alacağı yevmiye belli değil. Üretici kaç lira verecek, kaç liraya hasat ettirecek belli değil. Ve şu anda çaresizlik hakim. İl dışından gelen, yurt dışından gelen fındık hasat döneminde büyük bir sevinçle, coşkuyla bahçeye giren üretici maalesef küsmüş durumdadır. Lütfen bu feryadı duyun. Fındık üreticisine sahip çıkın. Fındık üreticisi şu anda mağdur ve bahçeye girmeme noktasında. O yüzden TMO eğer piyasaya girecekse bunu açıklasın. Bir fiyat oluşacaksa şimdiden bilinsin. Fındık toplamaya bir hafta kalmış, hala rekolte tespiti yapmayan bir Tarım Bakanlığı var. Sayın Bakan'ı kutluyoruz. Kendisiyle geçmişte beraber görev de yaptık. Belki göreve yeni gelmiş olabilir ama derhal bu konuyla ilgilenilmeli.